Evet çocuklar, hikayemizin adı Kim Korkar Kırmızı Başlıklı Kız'dan. Yavru kurt sarıldı annesinin boynuna. Dedi, anne ben büyüdüm, gideceğim tek başıma ormana. Biraz dolaşıp hava almaya. Annesi sevgiyle baktı küçük çocuğuna ve oturttu onu kucağına. Endişesini gizleyerek şöyle fısıldadı. Hele otur da biraz şuraya önce cevap ver birkaç soruya. Bakalım hazır mısın gitmeye tek başına ormana? Bakalım hazır mıymış? Haydi sor, sor anneciğim diye cevap verdi annesine küçük kurt. Peki dedi anne kurt. Başlayalım birinci soruyla. Sepetini takmış koluna, kırmızı başlıklı kız çıkarsa yoluna. Küçük kurt heyecanla kesmiş annesinin sözünü. Sepetini takmış koluna, kırmızı başlıklı kız çıkmış orman yoluna. Hiç görünmeden ona, kaçarım hemen bir çalılığın arasına. Aferin dedi annesi gururla. Şimdi geldi soruların ikincisi. Diyelim ki çok üşüdün ve acıktın. Bir kulübe bulup başını içeriye uzattın. Baktın yatakta hasta bir büyük anne. Yanında da alev alev yanan sıcacık bir şömine. Yavru kurt heyecanla yine atıldı annesinin sorusuna. Diyelim ki üşüdüm ve acıktım. Bir kulübe bulup başımı içeriye uzattım. Baktım yatakta hasta bir büyük anne. Yanında sıcacık alev alev yanan bir şömine. Kesinlikle girmem içeriye. Hemen kaçarım. Kimse görmeden en uzak yere. Annesi dedi, bravo doğrusu. Şimdi de gelelim günün en zor sorusuna. Hazır mısın? Hazırım dedi küçük kurt. Derenin kenarında bir ağaç gölgesi. Kaçırılır mı keyfin böylesi? Annesi bir kaşını kaldırdı ve merakla bekledi. Yavru kurt hazırdı. Diyelim ki karnım tok, uykum da çok. Derenin kenarında bir ağaç gölgesi, kaçırılmaz keyfin böylesi. Annesi endişelendi bir anda. Aman yavrucuğum, orada dur bakalım. Sakın bir hata yapmayasın. Anneciğim merak etme dedi küçük kurt. Hemencecik de telaşlanma. Bak bu yazıyı taşıyacağım yanımda. Arkamdaki ağaca asacağım. Sonra rahat rahat uyuyacağım. Bakalım ne yazmış yazıda. Dikkat dikkat. Sevgili avcı amca. Büyük anne ormanın diğer ucunda. Kırmızı başlıklı kız ise ailesinin yanında. Biz vazgeçtik artık et yemekten. Bıktık masallarda hep kötü görünmekten. Annesi bu yazıyı da duyunca tamam artık dedi. Hazırsın. Yalnız başına dolaşabilirsin. Şimdi güle güle git ama akşam olunca sakın geç kalma. Ve hikayemiz burada sona erdi. Evet çocuklar. Hikayemizde kurtun en çok yapmak istediği şey neydi? Sokakta geç tek başına ormanda geç. Evet Celil söyle bakalım. Ormanda tek başına geçmekti. Evet. Ömer Faruk ne yiyordu artık kurtlar? Evet. Çocuklar, hayvanlar insanlara hiçbir zaman zarar vermezler. Bunu biliyor musunuz? Bütün hayvanlar aslında insanlardan uzak dururlar. Ama insanların bazıları onlara ne yapar çocuklar? Kötü davranır. Peki hayvanlara kötü davranmak güzel bir şey mi? Peki bugünden sonra bizler hayvan koruyucusu olalım mı? Evet. Evdeki arıları öldürmek isteyen anne ve babalarımıza hayır onun yaşamaya hakkı var demek kimin görevi? Benim. Bravo size. Peki çok yaralı bir hayvan gördüğümüzde hayvan barınağını arayıp yardım çağırmak kimin görevi? Bizim. Peki çocuklar. Hayvan doktorlarının adını biliyor musunuz? Evet. Evet, veterinerler bir hayvan hastalandığı zaman hemen kime götürmemiz gerekiyor? Veteriner amcalara götürmemiz gerekiyor ya da ablalara. Değil mi?
Şimdi biz artık hayvanların koruyucusu olacağız, tamam mı? O zaman hadi bakalım herkes hayvan koruyucusu olsun. Evet, hepimiz artık birer hayvan koruyucusuyuz. Alkışlayalım kendimizi.